Sanayide işçi olarak çalışıyor, konfeksiyon atölyelerinde çalışıyor. Ya yani bunları bir anda buradan alıp götüremezsiniz. Götürdüğünüz zaman da oradaki ekonomik galaksiyi çökertmiş olursunuz. Yani ben burada Suriyeliler yokken Türkiye ekonomisi yok muydu Hilmi hocam? Allah aşkına öyle ya, bir şey söylüyorsunuz ki şey emek sömürüsünü tekrar. Ben böyle bir şey söylemiyorum. Burada. Bunlar siz de çok ama iyi. Ama bunu söylüyorsunuz şu anda. Ha, onu söylemiyorum. Yani Suriyeliler yokken Türkiye biz taş mı yiyorduk ya Suriyeliler yokken? Ben böyle bir şey demiyorum. 3-5 tane sermaye, siz burada manipülasyon yapıyorsunuz. Ben böyle bir şey söylemiyorum. Ben bir durumu tartışmaya çalışıyorum. Siz taş mı yiyorum diyorsunuz, tamam mı? Yani bir akademisyene bir kere bu söz yakışıyor mu? Türkiye'de biz taş yemiyoruz. Seviniyor Sayın Yıldırım, Hilmi Acaloğlu tamamlasın. Ama burada bir hakikat var. Bunu nasıl çözeceğimizi konuşmamız gerekiyor. Bunların hepsini ben söylüyorum. Burada bugün ayın kaçı? 2024 yılının 1 Temmuz'unda yazıyorum. 2034 yılının 1 Temmuz'unda bir daha konuşuruz. Bakalım burada Türkiye'de kaç tane Suriyeli kalmış, kaç tane kalmamış görürüz. Ben burada kalsınlar diye söylemiyorum. Ama objektif gerçekler var. Bunları Bahreyn'e göndeririz, Katar'a göndeririz, bilmem nereye göndeririz. Gönderseydik. Zamanla gitselerdi. Gitmiyorlar. Lübnan gönderiyor. Bakın, kim gönderiyor? Lübnan 80... gönderdi. İran 500 bin Afgan'ı sınır dışı etti. Bunlara verilen ayrıcalıkları, bunların kıyaklarını kesin zaten hepsi. Bir 10 milyonun yarısı kendiliğinden gider zaten. Ama sırf yapmayın Suriye değil burada ya, Afrikalılar değil, var. Bir sürü insan var burada. Kimse zaten. Bir anda, gönderelim demiyor Türkiye kimse zaten. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 85 milyon vatandaş. Kalsınlar hiçbir demiyorum. Hiçbir söz hakkı yok kendi ülkesiyle alakalı. Ben durumu anlamayı anlatmaya çalışıyorum. Bakın durum sizin söylediğiniz gibi değil. Bir daha alalım. Sesleri süslebildi çünkü. Bakın Türkiye'de yaşayan 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir iradesi var. Bunu hepimiz biliyoruz. Sokağa çıkan, anketlere bakan, siyasi çalışma yapan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının %90'ının bu sorunun çözülmesiyle alakalı eğilimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Bu insanların iradesini, bu insanların haklarını göz ardı ederek ortada gerçeklik var. 3-5 tane taşeron çorap üreticisi 3-5 kuruş daha fazla kazanıp altlarına daha yeni arabalar çeksin diye biz Suriyeliler Türkiye'de kalmak zorunda böyle bir ekonomik gerçeklik var dersek sorunu çözemeyiz. Bu bir çözüm odaklı yaklaşım değil. Biz zaten gerçekliği değiştirmek istiyoruz. Gerçeklik üzerinden bir paradigma kuramayız hocam burada. Bu gerçekliği değiştirecek yeni bir paradigma üretmek zorundayız. O paradigma Türkiye'nin bu işi tek başına üstlenmemesi gerektiğini, üstlenemeyeceğini anlatmaktan geçiyor. Brüksel'de kimse geri kabul anlaşmasının makul, adil, sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor. Doğrudan görüştüğüm insanlardan bahsediyorum ben size. Kimse Batı'da Türkiye'nin ileride çok büyük bir güvenlik riskiyle karşılaşmayacağını söyleyemiyor. Şu anda zaten ya, güvenlik riski içindeyiz. İlerisine gerek yok. O tamam. İlerisi geldi. Bugün o ilerisi. Bakın biz sığınmacı olduk. Biz sığınmacı olduk. İnsanlar kaçak olarak Meksika sınırından AB'ye geçmeye çalışıyor. Biz sığınmacı olduk bu durumda. Bunları yaratanlar Suriyeliler değil. Bunları yaratanlar Türkiye'yi yönetenler. Buradaki Alman Lisesi'ni, efendim Selim Zefi, Avusturya Lisesi'ni bitiren bütün çocuklar Türkiye'den gitmek istiyor. Bunları sorumlusu evet. Suriyeliler değil. Bunları sorumlusu Türkiye'nin kötü yönetimi. Kesinlikle haklısınız. Bakın ben Suriyelileri burada suçlayarak, fail haline getirerek söylemiyorum. Bu insanlar savaştan kaçtılar. Bu insanların savaştan kaçmasına sebep olanlardan, siyasetçilerden bir kısmı ne yazık ki Türkiye 22 yıldır yönetiyor. Elbette Türkiye'nin sorumluluğu var. Elbette bu insanlar suçsuzlar, masumlar. Yani yeni doğmuş kundaktaki çocuğun, bir Suriyeli sığınmacının çocuğunun ne gibi günah suçu olabilir ki Türkiye'nin herhangi bir ekonomik ve siyasi gerçekliğiyle alakalı? Kim bunu söyleyebilir? Kim herhangi bir iki millet arasında hiyerarşik bir bağ kurabilir? Kim kimi üstün, birbirinden üstün tutabilir? Böyle bir ırkçılığa tabii ki paye vermeyeceğiz. Tabii ki bu ırkçılığın güçlenmesine, yayılmasına karşı duracağız. Ama eğer biz bu sorunu Türkiye adına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına daha kötü hale gelmesini istemiyorsak biz de o ekonomik ve sosyal çöküşle birlikte, güvenlik çöküşüyle birlikte işte İpsala'da şeyde o sınırlara yığılıp da Suriyelilerin bugün yaşadığı şeyleri Batı ülkelerinde yaşamak istemiyorsak bu sorunu çözmek zorundayız. Ve bizim bu şu anki gerçekliği reddederek, bu gerçekliği değiştirerek, bunu hedefleyerek yola çıkmamız gerekiyor. Yani Kayseri'de 3-5 tane atölyede, mobilya fabrikasında Suriyeli çalışıyormuş. Çalıştırmasın kardeşim. 2 yılda bir yeni araba alacağına 5 yılda bir yeni araba alsın o patronda. Biraz bölüşmeyi öğrensin. Türkiye'deki bu derin servet eşitsizliği, gelir eşitsizliğini konuşuyorsak o zaman herkes de üstüne düşeni yapmak zorunda. Herkes de fedakarlık yapmak zorunda. Fedakarlık da artık nasıl tanımlıyorsak.